Tekrar merhabalar arkadaşlar. Ben Mustafa. Kanalıma abone olursanız sevinirim. Bugün size dilim döndüğünce PMU yani besleme entegremizden bahsedeceğiz. Modelimiz iPhone 6. PMU önceki derslerimizde de belirttiğimiz gibi Power Management Unit, ana yönetim ünitesi, ana güç yönetim ünitesi diyebiliriz. Burada benim beslememi şematikte 3 bölümde incelendiğini söylüyor. Şu an baktığım bölüm 1. bölüm. Gördüğünüz gibi entegremizin kodu, kullanıldığı blok, PMU, besleme. 3 bölümden 1. bölüm. Bu bölümde bu entegrenin bug devresi, LDO devresi, titreşimle olan alakalı yeri, kristal devresi ve şarj bölümü incelenmiş. Şöyle bir göz gezdirdiğimde hemen solda gördüğünüz gibi 5 volt USB'den gelen voltajım var. Burada gördüğünüz gibi bir tane 470K'lık resistörüm var. Fakat bu resistörüm board üzerinde olmayabilir. Yani nosutuf board üzerinde bu parça olmayabilir demek. 5 voltum burada N20, N21, P20, P21 bacağından yine VBUS adıyla entegreme girmiş. Altta NC, Not Connected, kullanılmayan bacaklar, OVP ve Center denen bacaklar. Yine aşağıda kullanılmayan bacaklar. Charger ve Bat Sense diye bir yine yolum var ve Bat kısmında. Altta cihazın ana besleme hattı, VCC Main. Burada gördüğünüz gibi cihazı dört bir koldan salmış. Örnek olarak bakarsak hemen iPhone 6 serimizden görelim. Biz de bir yandan devam edelim oraya. Gördüğünüz gibi hemen aşağı doğru 1.2 SRAM hattımız mevcut. Kristalimiz, frekansımız yine gördüğünüz gibi 32.768 bir frekans üretici. Sağa doğru geldiğimizde yukarıda cihazın yani beslememizin bug devresi, gördüğünüz gibi işlemcinin CPU ve GPU bölümünü besleyen voltajlarım, yani ayarlanabilir voltajlar, bug voltajları. Yine aşağıda soç hattımıza ait 0.9 bir voltajım var. Yine 1.8 grape, 1.8 Oscar hatlarım, sensör hatlarım. Yine bug devrelerim. Şöyle baktığımız zaman yine işlemci ve RAM kısmını besleyen voltajlar, gördüğünüz gibi şöyle 1.8 SRAM. Yine devam ediyorum. Aşağı doğru da LDO çıkışlarım var. Onlar da nereyi besliyormuş? Yine 3 volt 3.3 USB, büyük ihtimalle Tristar'a gidecek. 1.8 hattım var. 3 volt Tristar hattım var. IMO hattım, NAND'a giden hattım. Yine ACC 3.3, 3.0 proximity ambient light sensör, yani ışık sensörü. Yine altta 3 volt MESA, touch ID'me giden voltaj, 1.8 standby voltajım, 3.0 yakınlık sensörüm olarak yine 1.0 bir voltaj var dağıtılmış. Gerisine bakmıyoruz. Şu an sadece beslemeyi incelediğimiz için bunları görüyoruz. Yine burada bir voltaj hattımız var. Evet, 3 volt MESA voltaj attığımız şurada. Yine altta bir devremiz var. Devam ediyoruz. İkinci kısımda beslememizin AMUX, genel purpose input output, general purpose input output, genel amaçlı giriş çıkışlar, butonlar, ADC bölümü, termistörler,
Sistem if ve şase bölümleri incelenmiş. Bakın ikinci bölümdeyim. Hemen şöyle sola baktığım zaman termistörleri görüyorum. Alın ön yüz manası taşıyor forayat. Onun termistörü hepsi aynı kapasitörlerle beslenmiş vaziyette. Hepsi 100 pikofaradlık kapasitörle ve hepsi aynı resistörle termistör yani kullanılmış. Kamera, şebeke bölümü ve diğer sistem on chip dediğimiz bölümün algılayıcıları. Hemen sağa doğru geliyorum. Butondan işlemciye sessiz tuşu, yani telefonun yanındaki sesi açıp kapatma tuşu, up to wall up ses yukarı, yani ses açma, buton to up to wall butondan işlemciye ses kısma, ekrandan chestnut'a enable etkinleştirme, tristar'dan beslemeye USB 1 kaydı attım, yine chestnut'tan beslemeye yani ekran ve dokunmatik beslemeye, beslemeden AUX'a ve radyo şebeke bölümünden yine beslemeye SMPC attı. Yine altta şebeke attı, Wi-Fi'nin clock attı beslemeden. Gördüğünüz gibi yine beslemeden TP AUX denen bir devrem var. İşlemciden I2C clock attı. Yine işlemciden I2C ESTA data attı. Yine clock atları. Yine burada beslemeden işlemciye, işlemciden beslemeye reset attı. Reset hatlarındaki reset hatlarından daha evvel bahsetmiştik. Bakın 3 tane reset, hatta 4 tane reset hattı var burada. Ne olduğunu söylemiştik. Daha önceki dersleri izleyen arkadaşlar bilirler. Yine burada 1.8 hattımız var. Cihazın ana 1.8 hattı. Kameradan beslemenin termistörü. Sistem on chip yine soç hattı. Soçtan beslemeye yine negatif termistör. Sağa doğru geldiğimizde aşağıda entegrenin GPIO girişlerini görüyoruz. Giriş çıkışlarını Tristar'dan, Stockholm NFC'den, Oscar Wi-Fi yani Oscar dediğimiz sensör, Bluetooth, yine Wi-Fi, Webus dedik. Yine şarj hattından var. Gördüğünüz gibi. Yine menü key bildiğiniz gibi orta tuş. Hold key cihazın açma tuşu. Hemen şöyle baktığımız zaman zil sesi dediğimiz, bakın yine 1.8 voltuyla estiren voltajından alınarak çalıştırılmış. Chestnut dokunmatik beslemeye, yine Tristar'dan gördüğünüz gibi beslemeye, yine bir resistör var, 6.34 kilo ohm. Yukarıda da referans voltajları, referans dirençlerimiz var. Burada akım referansı, voltaj referansı mevcut. Ve yine frekans olarak RTC'yi görebiliriz. Üçüncü bölümde ise direkt sadece şaseler ele alınmış. Entegrenin şase bacakları gösterilmiş. Örnek olarak buradan herhangi bir tane hattı inceleyelim. Mesela şu hattı inceleyelim. Bakalım bu hat nereye gidiyor. Gördüğünüz gibi C2204'de 1.8 Oscar hattı olarak cihazın sensör entegresine gidiyor. Şematikte de ve ZXV'de de şu şekilde görebiliriz. Çevirelim. Evet, gördüğünüz gibi. Tekrar şemamıza dönelim. Olmaya da bilir bu parça. Gördüğünüz gibi
Şu şekilde U2201'de TX verici, RX alıcı manasını taşıyor. Yani işlemciden Oscar'a UART verici. UART hakkında daha fazla bilgiyi edinebilirsiniz. Seri port haberleşmedir UART. Yine baseband'dan gördüğünüz gibi fosforus basınç sensörü. Ciromuzu biliyoruz. 6 yön tayin sensörümüz. 6 yönlü yukarı aşağı. Yukarı aşağı derken üst alt, yukarı aşağı sağ sol. Bakın yine burada hatlarımız var. Gördüğünüz gibi besleme devresini elimizden geldiği kadar incelemeye çalıştık. U1202 burada kod adı ADI olan besleme entegre. Power Management Unit, güç yönetim ünitesi, güç ana güç yönetim ünitesi diyebiliriz. Bir dahaki derste görüşmek üzere arkadaşlar.